Sevgili mesai arkadaşlarım, 112 ve Umke'nin fedakar çalışanları, değerli basın mensupları, 112 Acil Hizmetleri'nin 25. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz programa hepiniz hoş geldiniz. Bugün hastane öncesi ilk yardım ve acil sağlık hizmetlerimizin yüz ak olmuş bir 112 ağına sahibiz ülkemizin her noktasına ulaşabilen, yerine göre trafik engellerini aşan, yerine göre paletle dağı tırmanan, denizde dalgaları havada sınırları aşan bir sistemden söz ediyorum. 112 yardım isteyen her vatandaşımıza bir telefon kadar yakın olmanın adıdır. En acil çağrı çağrıya en erken cevap demektir. İstasyonları ve ambulanslarıyla yaklaşık 800 bin kilometre kareyi her noktasına kadar kaplayan fonksiyonel bir sağlık ağıdır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunda Hilali Ahmer'in atlı arabalarıyla verilen acil sağlık hizmeti 1950 yılların İstanbul'undaki Beyoğlu Can Kurtaran Merkezi ile kurumsallaşmaya adım atmıştır. Ardından 80'li yılların Bakanlık Gezici Ambulanslarından Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 077 Hızır Acil Servislerine uzanan bir gelişmeye şahit oluyoruz. 1994 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri projesiyle bugünkü yapımızın temeli atılmıştır. Çeyrek asrı devirdiğimiz bugün 3000'e yakın 112 istasyonumuz, 5000'i e aşkın ambulansımız ve 34.000'i e aşkın personelimizle vatandaşımıza kesintisiz hizmet sunuyoruz. Vatandaşımıza ihtiyaç anında ihtiyacı olan sağlık hizmetini en kaliteli şekilde vermenin çabası içindeyiz. Hastanelerimizi, sağlık kuruluşlarımızı modernize ediyor ve iyi yetişmiş yetkin sağlık çalışanlarıyla buralara hayat veriyor ve özellikle fedakarca uğraş verme gayreti içinde oluyoruz. Ancak sağlık sistemimizin bu cephesinden söz edecek değilim. Bildiğiniz gibi ilk yardım ve acil müdahale zamanın insafına bırakılamamakta, mekanda fayda etmemektedir. Birçok hayatın kurtulması zamanla yarışmaya hastayı en yetkin ellere en kısa zamanda ulaştırmaya bağlıdır. Bu yüzden hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi sağlık sistemimizin bir diğer önemli cephesini oluşturmaktadır. Hastanelerde ambulans bulundurulmasıyla yürütülmeye çalışılan hastane öncesi sağlık hizmetinin nedenli kısıtlı kaldığı malumunuzdur. Bugün geldiği noktada 112 acil sağlık hizmetlerimiz hastane öncesi sağlık hizmetlerinde iftihar edeceğimiz bir örgütlenmenin sonucudur. Acil durumdaki hastaya doğru yapılan ilk yardımın ve hızlı müdahalenin ölümleri ve sakatlıkları engellemedeki rolü bu sorumlu sağlık sistemlerinin vazgeçilmez bir alanı haline getirmiştir. Güçlü bir sağlık sistemi Gerekli tanı ve tedaviyi yapacak sağlık kuruluşlarına sahip olmak kadar riskleri öngörebilen, toplumun hastalanmasını engelleyecek tedbirleri alabilen, sağlıklı gelişmeyi, sağlıklı yaşlanmayı ve sağlıklı yaşamayı teşvik edebilen, ihtiyaç duyana ihtiyaç anında ulaşabilen bir sistemdir. Hemen hemen her tüm ülkeler imkanları ölçüsünde ambulans ile sağlık ekibini ihtiyaç alanına ulaştırma, yerinde ilk müdahale ve ileri tedavinin yapılabilmesi için sağlık kurumuna götürme yönünde çaba harcamaktadır. Zamanın iyi yönetilmesi, iletişim ve koordinasyon problemlerinin aşılması ve doğru yere her zaman doğru ekibin sevk edilebilmesini sağlayacak şekilde uygun komuta merkezleriyle Ambulans sistemleri desteklenmektedir. Bazı küçük farklılarda olsa gelişmiş dünyanın tümünde benzer sistemler oluşturulmuştur. İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki yerel yönetim tecrübeleri üzerine Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı 112 acil yardım ve kurtarma hizmetleri projesi il il yaygınlaştırılarak tüm ülkeyi kapsayan bir örgütlenme halini almıştır yurt dışı örneklerinin incelenmesiyle de her geçen gün geliştirilerek günümüzde entegre bir hizmet ağına ulaşmıştır. 2002 yılında yayınlanan ilk yardım yönetmeliği acil hizmetlerin standartizasyon ve kalite gelişimi adına atılan önemli adımlardandır. 2003'te başlayan sağlıkta dönüşüm programının önemli bir başlığı da acil sağlık hizmetleridir acil eylem planı kapsamında 112 hizmetlerinin kuvvetlendirilmesi, acil sağlık hizmetlerinin vatandaş üzerindeki finansal engelleri kaldırılarak erişilebilir hale getirilmesi gibi pek çok tedbir yürürlüğe sokulmuştur. Henüz acısı taze olan 1999 Marmara depreminden edindiğimiz tecrübeyle afetlere hazırlıklı olma yönünde önemli adımlar atılmıştır afetlere hazırlıklı olma yolunda tamamen gönüllülük esasına dayalı dünyanın en geniş insan kaynağına sahip ulusal medikal kurtarma yani UMKE ekipleri oluşturulmuştur. Şu anda 12 bin gönlün, gönüllüden oluşmuş UMKE ordusuna sahip bir ülkeyiz. UMKE ekiplerimiz sadece ülkemiz içindeki olaylarda değil, yurt dışındaki afetlere yetişerek önemli hizmetler sunmuşlar. insanlık adına pek çok canın kurtulmasına vesile olmuşlardır. 112 ambulanslarımızı hem sayısal açıdan hem de personel ve teknolojik açıdan kuvvetlendirerek ülkemizin her yerine vaktinde ulaşabilir olmayı hedefledik. Bu amaçla coğrafi ve iklim engellerine meydan okuyan ambulans parkı oluşturduk. Dört çeker, ve kar paletli ambulanslarımız ihtiyaç neredeyse oraya yetişmeye başladılar. Karada hizmetin yeterli olmadığını görerek 2007 yılında deniz ambulanslarımızı, 2008 yılından itibaren helikopter ambulanslarımızı, 2010 yılından itibaren de uçak ambulanslarımızı hizmete soktuk. Dünyada ücret istemeden herhangi bir Kurumdan Sigorta Kurumu ve benzeri ücret almadan vatandaşına hizmet veren tek hava ambulans hizmetinin bizde olduğunu gururla söylemek istiyorum. Geldiğimiz noktada 112 istasyon sayımız 2840. Sadece 112 hizmetlerinde kullanılan ambulans sayımız ise 5469 olmuştur. 250 ambulansımıza kar paleti takılarak 22 ambulansımız ise kar bıçaklı ve kar paletli olarak en ağır kış şartlarında vatandaşlarımıza ihtiyaçları halinde erişebilmektedir. Özellikle ağır trafik kazalarına hizmet vermek üzere 4 yaralı birden taşıyabilen 62 ambulansımız hizmet vermektedir. 91 adet yoğun bakım ve obez ambulansına ek olarak 62 adet motosiklet ambulansımız sahada göreve başındadır. 6 adet deniz ambulansımız, 17 helikopter ambulansımız, 3 uçak ambulansımızla karadan, denizden, havadan vatandaşımızın hizmetine yetişiyoruz. Kentlerde vakaya ulaşma süremizi 10 dakikanın altına indirdik. Kırsalda ise ilk 30 dakikada çağrıldığımız yere büyük Oranda ulaşabiliyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında kara ambulanslarımız 4 milyon 780 bin kişiye hizmet vermiştir. Helikopter ambulanslarımız 2008'den bu yana 31.900 uçak ambulansımız ise 2010'dan bu yana 13.500 hasta taşımıştır. Yurt dışından ülkemize 673 hastamız getirilmiştir. Artık vatandaşımıza Dünyanın neresinde olursa olsun yetişebilen kudrette bir sisteme sahibiz. En son örneğini geçen hafta Arnavutluk depreminde yaşadık. Deprem neticesinde yaralanan bir vatandaşımızı ambulans uçak ile ülkemize getirip tedavisini sağladık. Diğer vatandaşlarımızı da askeri uçakla vatanlarına kavuşturduk. Ayrıca Arnavutluk'ta bir UMKE ekibi de gönderdik. Bu vesileyle Arnavut kardeşlerimize Baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletiyorum. Acil hizmetlerinde geldiğimiz nokta gurur verici olsa da hedefimiz her zaman daha iyisine ulaşmak olacaktır. İlerleyen dijital ve teknolojik imkanların desteğiyle daha hızlı, daha iyi ve daha kaliteli acil sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstasyon sayılarımızı ihtiyaç duyulan bölgeler öncelikli olarak arttıracağız. Bununla ilgili olarak sürekli hizmet düzeyimizi ölçüyor, eksik veya yavaş kaldığımız bölgelerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Acil çağrıların daha hızlı ve daha efektif yönlendirilmesi adına İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde 112 tek çağrı projesini de destekliyoruz. Bu sayede acil duruma polis, itfaiye ambulans gibi ekiplerin senkron ve koordineli bir şekilde müdahalesinin sağlanacağını umuyoruz. Ambulanslarımızı dijitalleştiriyoruz. Ambulans içindeyken hasta ile ilgili kayıtlar komuta merkezi ve gidilen hastane ile paylaşılıyor. Bu sayede hastanın erken müdahalesi ve en isabetli merkeze sevki sağlanmış oluyor. Hasta adına vakit kaybı engelleniyor pilot çalışmalarını yürüttüğümüz bu projede başarılı sonuçlar aldık. Tüm ülkeye kısa zamanda yaygınlaştırmayı da planlıyoruz. Araç takip sistemleriyle ambulanslarımızı takip ediyor ve olay yerine en uygun aracı yönlendiriyoruz. Olay yönetim sistemiyle aynı anda fazla kişiyi ilgilendiren acil olayların koordinasyonu ve takibini de sağlamış oluyoruz. Bu sayede bir trafik kazasında vakaların tek merkeze yayılmasının önüne geçiyoruz. Hastaların durumlarını merkezden takip edebiliyoruz. 112 hizmetlerinin koordinasyonu açısından haberleşme kritik öneme sahiptir. En ileri teknoloji haberleşme sistemleri ile kesintisiz ve net haberleşmeyi sağlamış durumdayız. Afet durumları için destek mobil haberleşme merkezlerimiz ve uydu destekli haberleşme sistemlerimiz devrededir. Hastalarımızın ve personelimizin güvenliğini ve konforunu sağlamak açısından üniversitelerimiz ile işbirliği içinde sürekli ARGE çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçları uygulayarak güvenlik konusunda taviz vermeden araçlarımızda iyileştirici tedbirler uyguluyoruz. Acil hizmetleri de çalışan personelimiz sürekli hizmet içi eğitimlere tabi tutuyor ve birebir ve uzaktan eğitim yöntemleriyle bilgi ve becerilerini sürekli taze tutuyoruz. İzmir Urla'da Dünya Sağlık Örgütü ile oluşturduğumuz eğitim merkezimiz mevcut. Buradaki simülasyon merkeziyle acil afet durumlarında görev alacak personeli eğitimlere tabi tutuyoruz. Düzenli yaptığımız UMKET tatbikatları ile bu alandaki insan gücümüzü destekliyor, ülkemizde veya dünyanın herhangi bir noktasında ortaya çıkabilecek afet durumlarında müdahaleye hazır bir sağlık ordusunu hazır ve teyakkuzda tutuyoruz. Bu hizmetler son derece fedakarca yürütülen hizmetlerdir. Sağlık ordumuzun Ön cephede mücadele eden kısmının 112 acil personeli olduğunu ifade edebilirim. En sıkıntılı, en çaresiz anlarımızda adeta Hızır gibi vatandaşımızın yanında olan bu arkadaşlarıma takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada vatandaşlarımıza da bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir gün ihtiyaç anında 112'yi aradığımızda Karşınızda meşgul sesi duyabilirsiniz. Zamanla yarıştığınız o acil anınızda zamana yenik düşebilirsiniz. Bu durumda kalmamak için 112'yi asılsız çağrılarla lütfen meşgul etmeyelim. Trafikte mavi ışıldak görüp siren sesi duyduğunuzda yol vermekte gecikmeyiniz. Unutmayın, hiçbir acele işiniz sizden yol isteyen Ambulanstaki hastanın durumu kadar acil olmayabilir. Bazen dakikalar, bazen saniyeler bir hayatın kaybına sebep olabilir. Bir başka zaman bu siz olabilirsiniz. Çağırdığımızda en kritik anımızda bize en hızlı ulaşacak olan ambulanstır. Sesimizi ilk duyan komuta merkezindeki görevli yardımımıza İlk yetişen ambulanstaki 112 acil sağlık personelidir. Onların sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz. İyi ki varlar. Bu vesileyle 112 acil hizmetlerinin 25. yılını kutluyor hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.